Herkese merhabalar Tonguç kampüste birlikteyiz gençler bitki biyolojisine kaldığımız yerden devam ediyoruz bir önceki dersimizde bitkisel dokuları anlatmıştık bitkisel organları anlatmıştık bugün de bitkisel hormonlardan bahsedeceğiz bitkilerde meydana gelen hareketlerden bahsedeceğiz malum hareket etmek canlıların ortak özelliği de tabii ki bitkiler de hareket ediyor öncelikli olarak AYT biyolojikten ödevlerinizi vereyim gençler ondan sonra konu anlatımını hızlı bir şekilde geçeyim kök gövde ve yaprak kısımları bitirdiniz. Bugün de bitkisel hormonları anlatacağım. Bitkilerde hareketi anlatacağım. Foto anlatacağım. Yani sayfa 233'e kadar yapmadığınız herhangi bir kısmın kalmaması gerekiyor. AYT Biyolojik'te bitki biyolojisini bu kısımda ayırdım. Bu konuyla ilgili karma soruların yer aldığı iki tane test koydum. Yani o karma soruları da bu dersin sonunda çözebilecek kıvama geliyorsunuz gençler. Sayfa 236'ya kadar AYT Biyolojik'ten çözmediğiniz herhangi bir kısmın kal almamış olması gerekiyor diyeyim. Hızlıca konu anlatımına başlamış olayım. Şimdi bitkisel dokuları bitirdik. Bitkisel organları bitirdik. Tiklerimizi atalım. Şimdi nereye geldik? Bitkisel hormonlar ve bitkilerde hareket kısmına geldik gençler. Bitkilerde de tabii ki insanlarda olduğu gibi hormonlar sentezleniyor. Aynı bizde nasıl hormon eksikliği olduğu zaman laboratuvarda sentetik olarak bu hormonlar üretilebiliyorsa bitkilerin de eksik olan hormonları sentetik olarak üretilebiliyor. Günümüzde bitki verimliliği arttırılmaya çalışılınıyor. Bitkilerde sinir sistemi bulunmadığı için hücre ve dokular arasında iletim hormonlarla sağlanmış olacak. Belirli bir dokudan hormon salgılanacak ve bitkinin diğer kısımlarına da tabii ki taşınabilinecek. Günümüzde de sentetik olarak bitkisel hormonlar üretilebiliyor. Biz dersimizde 5 tane bitkisel hormondan bahsedeceğiz. Bunlar oksin, giberellin, sitokinin, etilen ve abstik asit dediğimiz hormonlar olacak. Oksin, giberellin ve stokinin genel anlamda bitki gelişimini olumlu yönde etkileyen hormonlardır diyeyim. Etilen ve abstik asit ise bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen hormonlardır. Ya hocam bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir hormonu biz niye üretmek isteyelim? Mantığında düşünmeyin. Şimdi bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemek demek mesela bitkinin yaşlanmasına sağlayan hormonlardan bahsediyoruz. Etilen bitkinin yaşlanmasını sağlayan bir hormondur. Ya hocam niye bitki yaşlansın? Bitki yaşlanırsa meyvesi olgunlaşır. Ben bitkiyi erken yaşlandırırsam meyvesinin de erken olgunlaşmasını sağlamış olurum gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi genel anlamda oksin, giberelin, stokinin olumlu yönde etkiler. Etilen ve hapsitik asit ise olumsuz yönde bitki gelişimine etkileyen hormonlardır. Oksinle ilgili inanılmaz derecede çok soru çıkacak karşımıza. İlk onunla başlamış olalım. Oksin dediğimiz zaman uç meristem hücrelerinden yaprak Genç meyvelerden sentezlenen bir hormondur. Bitki gelişimini olumlu yönde etkiliyor çünkü mitozu hızlandırıyor, büyümeyi sağlamış oluyor. Aynı zamanda sekonder meristemin aktifleştirilmesinde de e, görevli. Yandalların gelişimini engelleyebiliyor, meyve gelişimini uyarıyor, yaprak ve meyve dökümünü de engellemiş oluyor. Oksinin farklı dokularda etkisi farklı şekilde gerçekleşiyor. Mesela burada kök, tomurcuk ve gövdedeki oksin miktarının gelişime etkisinden bahsetmiş. Bakıyorum mesela 10 üzeri eksi 7'ye baktığım zaman gövdede bu hızlandırma etkisine sahipken değer tomurcukta ise yavaşlamayı sağlıyor. Kökte iyice yavaşlamayı sağlıyor. Büyümeyi engelliyor. Yani bir bitki oksin hormonunu üretti. Bunun miktarı kökü farklı yönde etkiler, tomurcuğu farklı yönde etkiler, gövdeyi farklı yönde etkiler. Aslında şöyle de düşünebilirsin. Demek ki oksin sentezleniyor. Oksin sentezlendiği zaman belli bir değere ulaşıncaya kadar kökün büyümesini olumlu etkiliyor. Bu belli bir değeri aştığı zaman artık kökü büyütmüyor ama gövdenin büyümesini sağlıyor. Yani kökte büyüme azalırken gövdede büyüme artıyor gibi düşünebilirsiniz gençler. Sorular nasıl gelecek? sorular. E, oksinin etkisiyle koleoptillerin yani yulaf filizlerinin uç kısımlarının ışığa yönelmeleriyle ilgili gelecek. Koleoptil koleoptil dediği şey bitkinin uç kısmından kopartılan küçük parçadır gençler. Tabii biz büyük büyük şeklini çiziyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Yapılan çalışma nasıl? Almışlar yulaf filizlerinin koleoptillerini bu yulaf filizlerine bir yönden ışık vermişler. Bu kontrol grubu olarak kalsın demişler. Sonra deney grubu olarak iki tane yine aynı özellikle özdeş koleoptil almışlar. Birinin ucuna ışık geçirmez malzeme diğerinin de gövdesine ışık geçirmez malzeme takmışlar. Bakmışlar bunlara da tek yönden ışık vermeye başlamışlar. Kontrol grubu dedikleri grubun ışığa doğru yöneldiğini gözlemlemişler birinci deney grubu denilen de hiçbir yönelmenin olmadığını, ikinci deney grubu denilen grupta ise yine yönelmenin meydana geldiğini görmüşler. Işık geçirmez malzemeyi ucuna taktığı zaman yönelme olmadığına göre yönelmeyi sağlayan şey uçtan sentezleniyor olmalı, uç üstünde etkili olmalı ki Uçtan sentezlenen oksin hormonunun günümüzde yönelmeyi sağladığını biliyoruz. Aslında olay nasıl meydana geliyor? Şimdi yulaf filiziydi. Buradan ışığı verdim. Oksin hormonu ışık sevmeyen bir hormon. Işık sevmeyen bir hormon olduğu için ışık buradan vurulduğu zaman o ışık olmayan tarafa doğru geçiş yapıyor gençler. Işık olmayan tarafa geçiş yaptığı zaman bu hormon mitozu hızlandıran bir hormondu ya. Haliyle şuradaki hücrelerde mitoz daha hızlı oluyor. Bitkinin şu kısmı daha fazla büyüyor. Bu kısım daha fazla büyüdüğü, daha fazla uzadığı için bitki ışığa doğru yönelmiş oluyor. Bir daha oksin ışığı sevmeyen bir hormon ışığın geldiği yönün tersinde gidip birikim yapıyor. Birikim yaptığı yerde de mitoz hızlandığı için bitki ışığa doğru yönelmiş oluyor diyeyim. Bununla ilgili çıkabilecek her kalıbı koydum gençler. Sorularda şöyle şeyler karşımıza çıkacak. Karanlık olursa ne olur? Ucunu kestim ne olur? Mika taktım ne olur? Jelatin taktım ne olur tarzında sorular karşımıza çıkacak. Mika ve ayna taktıysa ayna pek çıkmıyor artık sorularda ama mika plastik bir maddedir. Bunlar oksinin aşağılara geçişine izin vermez. Jelatin ve agar blok taktıysa bunlar oksini durdurmuyor. Sanki onlar yokmuş gibi hayal edeceksin. Oksin uç kısımlardan sentezlenen koleoptilin ucundan sentezlenen e, bir hormon ya bu şekillerde aşırı derecede büyütülmüş şekillerdir. Gençler oksini ben mesela sana şu tarafta dedim. Ya hocam oksin bu tarafa da böyle böyle gitsin diye bir şey yok. Bunları hep boydan boydan hayal edeceksin. Mesela şuraya sana bir tane mikayı taktı. Diyeceksin ki oksin buradan üretilir. E buraya geçemez. Şuradan şöyle gidiversin demek olmaz gençler. Bunlar borularla taşınıyor. Borularda düz olduğuna göre aşağıya doğru geçiş olmayacak gibi düşünün soruları öyle yapın diyeyim. Şimdi çıkabileceklerden bahsedelim. Bir yönü ve iki yönü sağ sol demeyelim. Ekrandan dolayı birbirimizin sağ solu farklı oluyor. Karanlıkta bir yönüne mi gider, iki yönlemi gider, simetrik mi büyür, asimetrik mi büyür tarzında sorular karşımıza çıkacak. Şimdi sen yulaf filizini karanlık ortamda bıraktın. Karanlıkta oksin sentezlenmez diye bir şey. Yok. Oksin hormonu karanlığı seven, ışık gelirse karanlık olan tarafa geçen bir hormon. Karanlıkta miktarı her tarafta eşit olacak. Yani şöyle bir baktığımız zaman karanlık ortamda bırakırsan oksin hormonu her tarafa eşit yayılacak. Yani bunda simetrik bir büyüme söz konusu olacak. Büyür mü büyür, nasıl büyür? Simetrik büyüme olur. Sonra ışığı bu taraftan vurdurursan bu ışık sevmeyeceğine göre oksin şu tarafta birikim yapacak. Bu tarafta biriktiği için buradaki mitoz daha hızlı olacak. O zaman buradaki hücreler daha fazla büyüyecek. Bu da ışığa doğru yönelecek diyeceksin. Yani bir yönünde yönelme söz konusu olacak. Ucu kesilmiş de. Yönelme, büyüme söz konusu olmaz. Oksin hormonu uçtan sentezleniyordu. Işığı vermişsin, vermemişsin fark etmez. Oksin sentezlenemediği için bunda herhangi bir büyüme ve yönelme söz konusu olmayacak. Şimdi buraya bakıyorum. Mika aşağıya geçirmiyordu. Mika şuradan oksin sentezlendi. Ya hocam şurası büyüsün deme. Bu şekil çok büyütülmüş. Mika'yı taktığı zaman aşağıya doğru oksin gidemedi. Oksin gidemediği için herhangi bir yönelme söz konusu olamadı. Işığa doğru yönelme yok diyeyim gençler. Sonra mikayı bu taraftan taksa olur, takmasa ne olur? Oksin bu tarafa doğru yöneldiğine göre bu bire doğru hareket ettirilecek. Oksin emdirilmiş agar blok. Ha oksin emdirilmiş agar blok. Ha şuraya koleoptilin parçasını takmış. Ha oksin burada. Bak ışık hiçbir tarafta yoktu. Ama şu uca koyduğu için oksinin şurada olduğunu hayal ettim. Bunda da tabii ki yönelme olacak. Bir yönüne doğru diyeyim. Işığı her taraftan eşit verirsen oksin her tarafa eşit olarak dağılacak. Büyüyecek ama yönelme söz konusu olmayacak. Bununla bunun arasında herhangi bir fark yok. Oksin uçtan sentezlendiğine göre şunu da karanlıkta bıraktık diyelim. Işık yoktu. Bunu da karanlıkta bıraktın. Oksin bu tarafta olduğuna göre Bitkinin şu tarafı daha fazla büyüyeceğine göre bire doğru yönelme söz konusu olacak. Bunda ise oksin geçişi aşağıya doğru kesinlikle olmayacak. Yani yönelme durumu söz konusu olmayacak diyeyim gençler. Hemen giberellin hormonuna da geçiyorum. Bitki kökünden, genç yapraklardan, tohum embriyosundan ve meristematik dokulardan üretilir. Şimdi hormonlara baktığımız zaman oksin, giberellin, stokinin bunların üçü de olumlu yönde etkiler dedim. Yani üçü de mitozu hızlandırır. Bunların spesifik özellikleri sorularda karşınıza çıkar. Yani işte hangisi e, hücre bölünmesini hızlandırır? Oksin de, giberalin de, sitokin de hızlandırır. Hangisi ışığa doğru yönelimi sağlar? Oksin. Hangisi çimlenmeyi başlatır? Giberellin hangisi meyve olgunlaşmasını sağlar? Etilen gibi özellikle spesifik kısımlar bizim için önemli. Bitki kökünden genç yapraklardan, tohum embriyosundan ve meristematik dokulardan üretiliyor. Tohumu uyku halinden çıkararak çimlenmeyi başlatıyor gençler. Çimlenmeyi başlatmak ise dormansi uyku halidir. Dormansiyi bozarak yazayım şuraya bozarak çimlenmeyi başlatmış oluyor. Gövdenin boyuna uzamasını sağlamış oluyor. Çiçeklenmeyi de teşvik ediyor. Meyve sayısını arttırıyor. Giberellin fazla olan muz ağaçlarına baktıkları zaman ağaçların uzun uzun olduğunu görüyorlar. Giberellini yeterli miktarda sentezleyemeyen muz ağaçlarının ise cüce olduğu görülüyor diyeyim. Gençler tohumun çimlenmesini başlatan giberellin hormonuymuş. Uyku halinde tohumun kalmasına dormansi denir. Giberellin dormansinin bozularak çimlenmenin başlamasını sağlamış oluyor. Buradan stokinin hormonuna geçiyorum. Kök hücreli uçlarında tohumun embriyosunda büyümekte olan yaprak ve meyvelerde üretilmiş oluyor. Hücre bölünmesine tabii ki teşvik edici özellikle. Oksinle birlikte olduklarında etki gösterebiliyorlar. Bizim bitkilerimizin hani anlatmıştım size doku kültüründe yetiştirmek istediğimiz zaman böyle henüz farklılaşmamış hücre kümesi halindeki kısmına kallus ismini veriyorduk. Şimdi kalluslara da farklı oranlarda oksin ve stokinin vermişler. Kallusların gelişmesiyle ilgili çalışmalar yapmışlar. İşte oksinden iki stokininden 0, 2 stokininden 0.2 verdikleri zaman kallusun geliştiğini yani o bölünme yeteneği olan ama farklılaşmamış hücre kümesinin geliştiğini görmüşler. Oksinin miktarını azaltıp sitokinin miktarı arttığı zaman bu sefer gövdenin gelişmeye başladığını görmüşler. Oksini 2'de tutup sitokine 0002'ye yani daha da küçüğe geldiği zaman kökün geliştiğini görmüşler. Yani bunların oranının farklılaşması farklı dokuların farklı büyüklükte olmasını sağlayabiliyor. Oksinin miktarı artıyor. Kök artık diyor ki tamam sen büyüme gövde daha büyüsün. Sitokinin miktarı azalıyorsa sen şöyle olma bu böyle olsun deniyor. Stokinin özellikle ha şurada varmış gençler yapraklarda yaşlanmayı geciktirdiğini unutmamanızı istiyorum. Tohumun çiçek çimlenmesini de etkilemiş oluyor ama tohumun direkt olarak çimlenmesiyle ilgili sorular Giberelli'nin tarafından gelecektir diyeyim. Ee, çiçekçiler çiçekler yaşlanmasın daha uzun süre satabilsinler diye stokinin stokinin veriyorlar çiçeklere. Sürgünlerin uyku halinden çıkıp yandan oluşturmasını sağlıyor. Besin taşınmasına görev yapıyor. Kloroplast sentezini sağlıyor. Protein, DNA ve RNA sentezini de stokinin hızlandırmış oluyor. Geliyorum etilene. Etilenle ilgili çok soru gelir çünkü etilenin spesifik özellikleri var. Bir kere bitkide gaz halinde sentezlenen tek hormon. Üzüm üzüme baka baka kararırın atasözünün gerçek halini almasını sağlayan hormon etilen hormonudur. Etilen meyve olgunlaşmasını sağlayan gaz halinde sentezlenen bir hormon. Gaz halinde sentezlendiği için sentezlendiği bitki dışında diğer bitkilerin de olgunlaşmasını sağlayabiliyor. Gittim pazardan domatesleri aldım. Poşetin içerisinde bir tane çürük domates bırakırsam o aşırı olgunlaştığı için çürümüştü ya etilen salgılamaya başlıyor diğerlerinin de daha hızlı çürümesini sağlıyor diyeyim gençler üzüm üzüme baka baka kararı mantığı da oradan geliyor. Bitkinin tüm organlarında üretilebilir. Bitkinin olgunlaşmasını, olgunlaşmasını yani aslında yaşlanmasını, yaşlanmasını sağlamış olacak. Meyveleri olgunlaştıracak, yaprak ve çiçeklerin yaşlanarak solmasına neden olacak. Gaz halinde salgılanan bir hormon olduğu için sentezlendiği bitkiden farklı bitkilerde de etkileyebiliyor. Bazen maalesef ki tarımcılıkta iyice ham halindeyken kamyona... Sebzeleri meyveleri yüklüyorlar yolda işte Antalya'dan buraya gelirken etileni basıyorlar. Meyveler toprakta değil de yolda gelirken olgunlaşıyor diyeyim. Gençler etilen hormonunun sayesinde. Absisik asit dediğimiz aba hormonuna da bakacak olursak hemen hemen tüm bitki hücrelerinden tabii ki sentezlenebiliyor. Tohumun ve tomurcukların uyku halinde yani ne halinde dormansi halinde kalmasını sağlamış oluyor. Ee, i̇lkokulda kuru fasulyeyi çimlendirmeyeni dövüyorlar. Kuru fasulyeyi mercimeği, nohutu, suya, ıslak pamuğa bıraktığımız zaman çimlenip yeni bir bitkiyi meydana getirir. Bazen bitkinin kökünü, gövdesine, işte bebişine, bazen de tohumunu yiyoruz dedim ya. Fasulye, nohut, mercimek bunlar birer tohumdur gençler. Tohumlar ölü değildir tohumlar ölü olsaydı ıslak pamuğa koyduğum zaman çimlenip yeni bir bitkiyi meydana getirmezdi. Ölüler dirilmez. Bunlar metabolizmalarını çok yavaşlattıkları uyku hali dediğimiz dormansi halindeler gençler. Bunların dormansi halinde kalmasını sağlayan da aba yani apsik asit. Dormansinin bozulup tohumun çimlenmesini başlatan ise giberellin hormonu dediğimiz hormon oluyor. Tohum oluştuktan sonra tohumun üzerini kaplayacak bu hormonun suyla uzaklaştırılması tabii ki dormansinin sona ermesini sağlamış olacak. Apsik asit çok sıcak havalarda stomaların kapanmasını da sağlayan bir hormondur diyeyim. Bitkilerde harekete de geçiyorum. Tüm canlıların ortak özelliğidir hareket etmek. Bitkilerde tabii ki hareket edecekler. Bizim gibi aktif olarak yer değiştirmeyecekler. Yönelim, ırganım, salınım hareketleri dediğimiz hareketleri gerçekleştirmiş olacaklar. Bitkilerde iki çeşit hareket göreceğiz. Bunlardan birincisi tropizm hareketleri, ikincisi ise nasti hareketleri dediğimiz hareketlerdir. Tropizma hareketleri uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleşen, yavaş gerçekleşen hareketler. Mesela ağaç çiçeği bitkisinin güneşe doğru yönelmesi, bitki köklerinin suya doğru büyümesi dediğimiz zaman uyarana bağlı olarak gerçekleşiyor ve yavaş gerçekleşiyor. Nasti hareketleri ise uyaranın yönünün önemli olmadığı, uyaran nereden gelirse gelsin aynı şekilde tepki verilen hareketlerdir. Nasti hareketleri çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Tropizm hareketleri hormonların etkisiyle yavaş gerçekleşen hareketler. Oksin sentezlenecek, o, o tarafa doğru büyüyecek. Bunun için bir zaman gerekli. Nasti hareketleri ise turgor basıncı değişimiyle yapraklarını küt diye kapatıyor mesela. Bu örnek olacak. Tropizmaya ne diyecekmişiz yönelim hareketi diyecekmişiz. Uyarının yönüne bağlı olarak gerçekleşen hareketlerdir. Uyarana doğru gerçekleşiyorsa pozitif diyeceğiz. Uyarandan ters yönde gerçekleşiyorsa negatif harekettir diyeceğiz. Bitkinin kökü suya doğru büyüyor. O zaman pozitif bir hareket suya doğru gidiyor. Bitkinin kökü kireçten ters tarafa büyüyor uyarandan terse gittiğine göre negatif olarak isimlendireceğiz tabii ki bunun Tropizm hareketlerinin gerçekleşmesinde oksin hormonu etkile, hormonların etkisiyle olduğu için yavaş gerçekleşen hareketlerdir. Nasti salınım ırganım hareketlerinde ise uyarının yönü önemli değil, pozitif veya negatifi yok. O yüzden turgor basıncının etkisiyle gerçekleşiyor. Aniden turgor basıncı azalıyor, yapraklar kapanıyor. Aniden artıyor, yapraklar açılıyor gibi düşünebilirsiniz. Bunları yazarken de kelimelerin başına uyaranın kısaltmasını koyacağız. Eğer uyaran ışıksa ne kelimesini kullanacaksın? Foto sentezden ışık. Foto tropizma diyeceksin. Yer çekimi ise gravitropizma veya geotropizma kelimesini kullanacaksın. Hidrotropizma uyaran kimmiş? suymuş. Yaralanma gibi bir durumdan bahsediyorsa travmatropizma diyeceğiz. Kimyasal bir uyaran varsa işte gübredir, kireçtir. Kemotropizma diyeceğiz. Dokunma gibi bir uyarandan bahsediyorsa tikmotropizma ismini vereceğiz. Nasti için de yine aynı mantık geçerlidir. Eğer uyaran ışıksa foton nasti ismini veriyoruz. Sıcaklıksa sıcaklığı neyle ölçüyorsun? Termometreyle. Termo nasti ismini vereceğiz. Dokunma sarsıntı gibi bir şey ise sismo nasti. Küstüm otunun yapraklarına dokundum yaprakları kapandı. Bir kere turgor basıncının etkisini aniden oldu. Sismo nastidir. Bitkinin kökü suya doğru büyüdü. Suya doğru olduğuna göre pozitif. Su olduğuna göre hidro e, haliyle yavaş gerçekleşecek tropizma hareketidir. Pozitif hidrotropizma kelimesini kullanacağız. Sizinle birlikte birkaç tane yapalım. Mesela şöyle bir baktığın zaman normalde bitkiyi ektiğin zaman kökler yer çekimine doğru gövde de yer çekimine ters şekilde büyüyor. Saksıyı yan da bıraksan kökler aşağıya doğru gidecek. Gövde yukarıya doğru büyümüş olacak. Şu gövdenin yaptığı harekete ne diyebilirsin? Birincisi pozitif foto tropizma diyebilirsin. Tropizma veya negatif yer çekimi diyebilirsin. Geotropizma hareketini gerçekleştiriyor. Yer çekimine ters yönde büyüyor veya ışığa doğru büyümeyi gerçekleştiriyor. Kök içinde de aynı mantık geçerli. Kök yer çekimine doğru büyümüyor mu? O zaman pozitif geotropizma yapıyor diyebilirsin veya ışık olmayan tarafa doğru büyüdüğü için negatif fototropizma hareketini gerçekleştiriyor diyebilirsin. Şunun kökleri su olan tarafa doğru büyüdüğüne göre pozitif hidrotropizma hareketini gerçekleştiriyordur. Bak buradaki gövde ışığa doğru büyümüş. O zaman pozitif fototropizma hareketini gerçekleştiriyormuş. Kök tuz olan bölgenin tersine doğru büyümüş. O zaman hareket negatiftir. Tuz kimyasal bir madde olduğu için kemotropizma hareketi diyeceğiz. Kök gübreye doğru büyümüş. Gübre de kimyasal bir maddedir. Pozitif yine kemotropizma ismini vermiş olacağız. Parmağımla dokundum, küstüm otu yapraklarını aniden kapattı. Bu ise sismo-nasti hareketidir. Uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleşmez. Birkaç tane de birlikte yapalım gençler. Bitki köklerinin kireç olmayan yönde büyümesi yani kirece ters tarafa gittiğine göre eksidir. Olay da tabii ki kimyasal madde olduğuna göre kemotropizma şeklinde olacak. Bitki köklerinin suya doğru büyümesi pozitif bir harekettir. Su olduğuna göre hidrotropizma hareketidir diyeceğiz lale bitkisi 18-20 santigrat derecede çiçek açmış sıcaklığa bağlı olarak çiçek açması aniden gerçekleşen bir olaydır genellikle belli başlı örnekler üzerinden sorar zaten termo sıcaklıktı ya Nasti hareketi diyeceksin. Elma ağacı gövdesinin yer çekimine ters yönde büyümesi. Ters olduğuna göre negatif diyeceksin. Geotropizma hareketini gerçekleştirir diyeceksin. Yulaf filizlerinin güneşe doğru büyümesi ise pozitif. Fototropizma hareketine örnektir. Sarmaşık bitkisinin dala tutunması dediğimiz zaman e, dokunmayla alakalıydı gençler hızlıca sarılmaz yavaş yavaş meydana gelecek. Dokunmayı da size şuradan sarsıntıyla karıştırmayın diye göstermiş olayım. Dokunma sarsıntı dediğimiz zaman o küstüm otundan bahsediyoruz. Böcekçil bitkiden bahsediyoruz. Sarmaşıktaki ise tigmotropizma dediğimiz olay olacak. Sarmaşık gidip aniden desteğe sarılmaz. Yavaş yavaş olay gerçekleşir. O zaman pozitif tigmo tropizma kelimesini de yazmış olayım. Böcek kapan bitkisinin böcek yakalaması ise sismo nas örnektir. Aniden turgor basıncının etkisiyle yapraklarını kapatarak böceği yakalamış oluyor. Fotoperyodizmden de bahsetip bitiriyorum. Fotoperyodizm dediğimiz zaman gece ve gündüzün oranına fotoperyod ismi veriliyor. Fotoperyodizmde çiçek açma, yaprak dökme, uyku halinin başlaması gibi olayların tamamına birden verilen isim. Fotoperiyodizm bitkilerin dünya üzerindeki dağılımını belirlemiş oluyor. Tabii ki bitkilerin çiçek açması için üreme faaliyetlerini yapabilmesi için güneş alma süresi çok önemli. Üreme olgunluğuna erişmek için bitkinin ihtiyaç duyduğu ışık alma süresine ve karanlık süresine bakılıyor. Işık alma süresi kritik gün uzunluğu, karanlık Süresi kritik gece uzunluğu olarak isimlendiriliyor. Şimdi bize foto periyotla ilgili sorular karşımıza çıkabiliyor. Uzun gün bitkisi, kısa gün bitkisi, nötr gün bitkisi gibi bitkilerden bahsedeceğim. Burada bizim için önemli olan şey gece uzunluğunun kesilmemesi olacak. Mesela uzun gün bitkisini verdim. Gündüzü böldü, sıkıntı yok. Ama gecenin bölünmemesi gerekecek gençler. Sorularda gece uzunluğuna dikkat etmenizi istiyorum. Gece uzunluğunun kesilmemesi lazım. Düzenin bozulmaması için. Kısa gün bitkileri dediğimiz zaman aslında kısa gün bitkisi dediğin zaman uzun gece bitkisinden bahsediyorsun. Onun çiçek açmasını istiyorsan geceyi bölme, arada flash patlatma. Gündüz karartıyorsan karart o etkilemiyor. Gece flash patlatma. Gecenin gündüzden uzun olduğu dönemlerde çiçek açıyorlar gecenin 14 saat ve daha uzun sürdüğü zamanlarda çiçek açıyorlar diyelim. Atatürk çiçeği, çilek, patates, soya fasulyesi örnek. Uzun gün bitkileri kısa gece bitkileridir. Gecenin gündüzden kısa olduğu dönemlerde çiçek açacaklar. Geceler genellikle 8 saat ve daha az oluyor. Yine geceyi bölmemen gerekiyor. Ispanak, buğday, marul, arpadan bahsediyoruz. Nötürgün gün bitkileri bana ne günün uzunluğundan ben kafama göre takılırım. Ne zaman gerekliyse o zaman çiçek açarım diyen bitkilerdir. Gün uzunluğu çiçek açmayı etkilemez. Domates, karanfil, kara hindiba, pamuk gibi bitkilerde nötr gün bitkilerine örnek olacak diyeyim gençler mesela kısa gece bitkisine baktığımız zaman 16 saat gündüz, 8 saat gece olduğunu görüyoruz. Şöyle söyleyeyim ya da 16 saat gündüz, 8 saat gece olduğu zaman bakıyorum. Kısa gün bitkisi çiçek açmamış ama uzun gün bitkisi dediğimiz bitkiler çiçek açmış. 8 saat gündüz, 16 saat gece olduğunda kısa gün bitkisi çiçek açmış, uzun gün bitkisi çiçek açmamış. Ne yapıyorsun? 8 saate 16 saati normalde çiçek açması gerekiyordu. Sen geceyi flaşla patlattığın zaman ne oldu? Çiçek açamadı. Neden? Sen bunun gecesini böldün. Gecesini bölersen sanki gündüzmüş gibi hayatına devam eder çiçek açar diyeyim. Mühim olan gecenin kesintiye uğramamasıdır gençler. Geceyi kesinti uğrattıysak sıkıntı yaşanacak. Hemen buradan ödüllü soruya da geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.